Hayırdır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün bir masa lambası. Çift başlı bir masa lambası arkadaşlar. LED ışıklı. Şu şekilde de gösterelim. Siwen L12 diye geçiyor. Hem pilli hem de elektrikle çalışan bir masa lambası. Kitap okuma lambası diyebiliriz. Şöyle kutu açılımına geçiyorum. Bakalım kutu içerisinde neler var. Evet, bir adet ürünün kendisi, bir adet 1 metre uzunluğunda şarj kablosu. Kutuyu şöyle bırakıyorum. Şarj kablosu bir tarafı USB, diğer tarafı ise jack girişli arkadaşlar. Şu şekilde yuvarlak adaptör girişli diyelim. Bu arada şarj girişi dedim, pardon, onu düzeltelim. Ürün şarjlı değil, şarj kablosu değildir. Kutu içerisinde bir adaptör yoktur. Bunu bilgisayarınızın USB girişine veya power bankinizden güç alarak kullanabilirsiniz veya kendi adaptörünüzden faydalanabilirsiniz. Ürün şarjlı değil, ürün elektrikle çalışır. Yani bu kablonun, eğer elektrikle çalıştırmak istiyorsanız bu kablonun sürekli takılı olması gerekir. 1 metre uzunluğunda şöyle kaliteli güzel bir kablosu var. Kabloyu şöyle bir kenara bırakalım. Ürünün kendisini çıkaralım. Ürün bu şekilde mandallı kitap okuma ve masa lambası olarak geçmektedir. Örneğin çalışma masanızda şık duracak. İsterseniz ışığın birini bu tarafa verebilirsiniz. Işığın birini bu tarafa verirsiniz. Farklı yönlerde ışık açısı yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu şu şekilde diyelim ki masanın da altına ya da kenarına takabilirsiniz. Ürün aynı zamanda kalem pille 3 adet kumanda birliği diye tabir ettiğimiz AAA diye geçen piller ile çalışmaktadır. Şu şekilde odaklayalım. Şu şekilde arkadaşlar 3 adet pille çalışmaktadır. İlla kablo ile kullanmak istemiyorsanız buna 3 adet kalem pil şey kumanda pili takarak da kullanabilirsiniz. Şu anda biz elektrikten faydalanarak denemesini yapacağız. Kapağını kapattım. Şu şekilde şunların uzunluğuna da bakalım. Mandalın oradan uzunluğu 22 santimetre arkadaşlar. Bir tane lambanın uzunluğu 22 santimetredir. Şimdi şuradan bir elektrik alacağız powerbank'ten. Şurada evet, elektrik kablosunu şuradan taktım. Bir taraftan da power bank'i takalım. Evet. Şu an ürünü elektriğe bağladım. Şu anda ışıklar yanmıyor. Çünkü şu üst tarafında bulunan açma kapama düğmesi var. Bu arada ürün kademeli. İçerisinde iki led var. Bastığımızda bir led yanar. Şurası yanıyor. İkincisi yandı. Bastım, kapattı. Bu da aynı şekilde. Şöyle basalım. Üstünde bir düğme var. Bastım. Önce kapatarak gösterelim. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Ürün içerisinde 2 adet led bulunmaktadır. Bastığımda şurası yandı. Bir kez daha bastım. İkincisi yandı. Bir kez bastım. Kapandı. İkisini aynı anda kullanabilirsiniz. İsterseniz birini kullanabilirsiniz. Bakalım biz dördünü de yakalım. Yani 4 led'i de açalım. Şöyle gayet güzel bir ışık veriyor. Şimdi bunun tam görülebilmesi için ben şey yapacağım. Işıklarımı da kapatacağım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. İkisini açtım. Şöyle şu tarafa doğru tutalım. Kameraya doğru tutmayalım. Bakın gayet aydınlatıyor. Çalışma masanızda kitap okurken, yazı yazarken veya çalışırken
herhangi bir işlem bir şey yapıyorsanız çalışma masanızda kullanabilirsiniz. Kitap okuma lambası, çalışma ders çalışma lambası. Onun haricinde yani tabi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ürün mandallıdır. Ben şimdi ışıklarımı tekrar geri açalım. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki mandalı sayesinde ve kaymayacak bir şekilde, çünkü mandalın şu iç tarafında kauçuk malzeme var. Şuradan da göstereyim. Şurası kauçuk malzeme. Kaymayacak şekilde bir yere tutturabilirsiniz. Masanın kenarına. Burası kaç santimetre açılıyor? Onun da bilgisini verelim. Çünkü masanın bu yan tarafındaki et kalınlığı belki geniş olan vardır. Az olan vardır. Bakalım ne kadar açılıyor. Bu taraf, baş taraf 4 santimetre. Şu arkadaki bittiği yer ise burası da 2.2. Yani direkt 4 santimlik bir kalınlığındaki bir masaya takarsınız ama şuralarda kalır. Buradan ileriye gitmez. Ha pardon, gider. Pardon, şimdi oldu. Şuradaki mandal şöyle. Bakın arkadaşlar, şöyle açılıp kapanıyor. Diyelim kapattığımızı düşünelim. O zaman kaç santimetre, ona da bakalım. Tam 4 değil çünkü burası 3 santimetre. Baş taraf 4 santimetre. Gerçi burası da aşağı inince biraz daha kısaldı. 3.5 santimetre. Burası 3 santimetre. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Bu mandalı istediğiniz yere, masanızın kenarına sabitleyebilirsiniz. Ve şöyle akrobat olan istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakın şöyle eğimli istediğimiz şekli verelim. Şekli verebilirsiniz. Diyelim ki ayrı ayrı şöyle kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir şey şöyle şuradan bir açıdan ışık verdiniz. Bir de bu açıdan verebilirsiniz. Yanından verebilirsiniz. Üstten verebilirsiniz. İstediğin şekli girer. Daha çok kitap okuma lambası diye geçmektedir. Güzel bir üründür. Ürünün linkini daha fazla incelemeniz ve satın alma sayfasına ulaşmanız için ürün linkini ben videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.